Duru'cum okula gidiyor musun? Hayır, kreşe. Kreşe gidiyorsun. Şuradaki yumak var ya, oraya gidiyorum. Hmm. Burada bir yumak. Neler yapıyorsun peki kreşte? Bana biraz anlatır mısın? Kreşte resim yapıyorum. Oyun oynuyoruz, bahçeye çıkıyoruz. Piknik yapmaya gidiyoruz, gezilere gidiyoruz. Dünya son gösterimiz var. Hmm. Bu kadar. Bir de İngilizce ve Türkçe öğreniyoruz. Matematik yapıyoruz. Süpersin. Peki sen resim yapmayı seviyor musun? Seviyorum. Uzayın resmini yapacak olsan neler çizersin? Mars'ı çizerim. Merkür'ü çizerim. Bir dünya çizerim. Ben pembe ve astronot şeyi giymişim. Gemimle Nazlı mor giymişim. Benim kardeşim birlikte uzaya gelmişiz. Oo, süper. Peki sen uzaya gidiyorsun ve bir gezegen keşfediyorsun diyelim ki. Ben de sana misafirliğe geleceğim. Neler gösterirsin bana? Neler var senin gezegeninde? Benim gezegenimde kendimize özel bir mutfak var. Ve yatak odamız, bir de oyun odamız var. Bu kadar mı? Evet. Peki ne koyacaksın gezegenin adına? Ne olacak gezegenin? Yıldız gezegeni. Yıldız gezegeni, süpermiş. Uzaylı bir arkadaşın olduğunu varsayıyorum. Ve sen ona mektup yazacaksın. Ne söylemek istersin arkadaşına? Canım arkadaşım, seni çok özlüyorum. Aynı gezegende değiliz. Ama sana misafirliğe gelebilirim. Peki nasıl göndereceksin arkadaşına bu mektubu? Uzay posta dışı olacağız. Herkesin uzay bir posta dışı olacak. Herkese mektupları dağıtacak. O gelip götürecek tüm ülkelerden herkese. Süpermiş. Kirlenen bir dünyamız var biliyorsun ki. Nasıl temizleyeceğiz biz dünyamızı? Çöp atmayarak. Bir de tesadüf yapar. Mesela bazı insanlar yerlere atıyor. Çöp bulamayınca tembellik olsun diye. Evet, yapmamamız gerekiyor değil mi? Peki dünyayı temizleyecek bir makine yapsak nasıl bir makine yaparız? Böyle alt kısımda bir hava deliği olur. Oradan tüm çöpleri alıp da üst kısmında da gözler olur. Oradan bakar, elleriyle tutar, hava şeyini koyar ve olay içine çeker ve orada temizlenip bir çimen haline gelip ağaç ya da tohumu ekilip büyür ve daha tesadüf. Süpersin. Teşekkür ediyorum Duru'cum sana.